İnegöl'de ilk aşığı olan İnegöl Devlet Hastanesi başhekimi hiç acımadı ki diyerek herkesi hem güldürdü hem de cesaretlendirdi. Sağlık çalışanlarına yapılan ilk aşıların psikolojik açıdan kendilerini yükselttiğini belirten başhekim, inşallah bundan böyle o eski piklere geri dönmeyeceğiz dedi. Bu işin içerisinde 10 aydır gecesini gündüzüne katılan sağlık çalışanı olarak kesinlikle tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Aşımızı olalım, devletimize güvenelim, devletimizin bize sunmuş olduğu aşıya güvenelim ve herkesi aşı olmaya ben özellikle davet ediyorum. Gördüğünüz üzere hiç acımadı. İnegöl'de yeni tip koronavirüse karşı ilk aşılar öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İnegöl'de önce başhekim aşı oldu, ardından sırayla diğer sağlık çalışanları hazırlanan aşı odalarında kayıtlarını yaptırdıktan sonra aşılarını olmaya başladılar. Teşekkür ederim. Hiç acımadı. Hiç acımadı. Sağlık, hiç acımadı. Sağlık çalışanlarının ardından önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü risk gruplarındaki vatandaşlarının da aşılar yapılacak. Göçmen aşı olduktan sonra herkese aşı olmaya davet ediyorum. Gördüğünüz gibi hiç acımadı sözleri gülümsetti. Şimdi Türkiye için hatta dünya için çok önemli bir gün. Biz sağlık çalışanları olarak ve vatandaş olarak bir yıldır beklemiş olduğumuz aşımız dün itibariyle hastanemize geldi. Ve biz ilk aşılamayı bugün itibariyle sağlık çalışanları olarak başladık. Bu bizim için psikolojik olarak da çok anlamlı bir şey. İnşallah bugünden sonra tekrar o pikleri, tekrar o yoğun hasta kayıtlarını inşallah yaşamayacağız. Bu bağlamda benim halkımızdan özellikle bir talebimiz var. Aşıya karşı vatandaşımızda bir yanlış inanış var. Aşının güvensizliği ve gereksizliği yönünde. Biz bu işin içerisinde 10 aydır gecesini gündüzüne katılan sağlık çalışanı olarak kesinlikle tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Aşımızı olalım, devletimize güvenelim, devletimizin bize sunmuş olduğu aşıya güvenelim ve herkesi aşı olmaya ben özellikle davet ediyorum. Gördüğünüz üzere hiç acımadı. Hocam süreç nasıl devam edecek? Efendim? Aşılama süreci nasıl devam edecek? Şimdi ilk etapta bu hafta sonuna kadar biz sağlık personelimizi aşılayacağız. Yine göre tüm sağlık personelimizi. Sonrasında bakanlığımız 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza sistem açacak. Ondan sonra onları aşılayacağız. Şu anda hastanemizde bir servisimizde bu alan için ayırdık. 15 tane odamız var. Yaklaşık 70'e yakın personelimiz aşılama işiyle ilgili çalışacaklar. Bizim amacımız en kısa süre içerisinde, gerekirse bu varlığı daha da uzatabiliriz. En kısa süre içerisinde İnegöl'ümüzü bağışıklayarak bu hastalığı en kısa sürede defeden, en kısa sürede bu hastalıktan kurtulan ilçe haline gelmek istiyoruz. Bu bağlamda sizin hastanızda bütün vatandaşlarımıza aşı sonuçta hassasiyet çağrısı talep ediyorum.